Merhaba, ben Mehmet Tosuner. Elektrik öğretmeniyim. Otomasyon ve elektrik konularında eğitim içerikli videolar hazırlamaktayım. Bu videolardan takipçilerimi haberdar etmek için Facebook'ta bir adet sayfam ve bir adet grubum var. Facebook'taki grubum otomasyon eğitimi grubu ve yaklaşık burada 25.000 takipçiye ulaştık. Bir diğeri ise otomasyon eğitimi video sayfamdı. Burada da yaklaşık 17.000 takipçim bulunmaktaydı. Meta'nın, Facebook'un hesaplarımı güvende tutamaması, hacklenmesi nedeniyle otomasyon eğitimi grubumu bundan sonra linkine taşıyacağım. Tüm takipçilerimde bunu duyurmak için bu videoyu çekiyorum. Sevgili arkadaşlar, bundan sonraki size yapmış olduğum yeni video duyuruları ya da işte bazı konular üzerinde kafa yorduğumuz, tartışmalarda bulunduğumuz Facebook'taki otomasyoneğitimi.com linkiyle girmiş olduğunuz grubu, yaklaşık 25.000 kişilik grubu linkinde bu videonun altına vereceğim ya da otomasyoneğitimi.com linkine atayacağım. Linkin grubunda devam ettireceğim. Süreç şöyle gelişti. Benim bu sayfaları ve grubu yönetmek için Facebook'ta 3 adet ayrı hesabım vardı. Biri ana hesabımdı. Ana hesabımın başına herhangi bir iş gelebilir diye 2 tane daha hesap açmıştım. Aktif olarak kullanmadığım ve bu diğer 2 hesabı da hem sayfaya hem de gruba yönetici admin olarak atamıştım. Bu hesaplardan Facebook kumanda@gmail.com olarak girdiğim hesap hacklenmiş. Hackleyen kişi daha sonra otomasyon yönetimi video sayfasında kendisinin bir başka hesabını admin yapmış ve benim bana ait olan diğer hesapları buradan adminlikten düşürmüş ve en son Facebook kumanda@gmail.com hesabında komple Facebook'tan silmiş. Şu anda bana ait olan ve yaklaşık 17.000 takipçimin olduğu otomasyon eğitimi video sayfama şu anda ben ulaşamıyorum. Hesaplarımın herhangi birinden ulaşamıyorum. Hackleyen arkadaş burada +18 içerikli yayınlar yapmakta. Beni bazı arkadaşlar arıyor, Mehmet ne oldu diyor ya, porno sektörüne mi girdin? Hayırdır diyorum. Ya diyor, otomasyon yönetim video sayfanda senin +18 içerikli videolar bulunmakta. Baktım ki hakikaten doğru diyorlar. Bunun üzerine Facebook Meta ile bazı yazışmalar yaptık. Yazışmalar sonucunda olumlu gelmedi. Halbuki Meta'nın elinde birçok veri var. Daha önceki paylaşımların yapıldığı IP adresi, lokasyon ya da cihaz bilgileriyle yeni paylaşımların yapıldığı lokasyon, IP ve cihaz bilgilerini karşılaştırsa bu yapılan paylaşımların daha önceki paylaşımlardan farklı bir bilgisayardan ya da farklı birileri tarafından yapıldığını fark eder. Bu birincisi. İkincisi, otomasyon eğitimi video sayfasındaki daha önceki adminlerin silindiğine baksa, bu adminlerden birinin de Facebook'tan olduğu gibi kaldırıldığını görse, iş bu kadar uzamadan bu sayfamı ben geri alabilirdim. Ama yazışmalarımız sonucunda olumlu bir dönüş yapılmadı. Hoş, yazışmaları da karşımda bir kişiyle mi yapıyorum yoksa bir robotla mı yapıyorum? Açık söylemek gerekirse bunu da bilmiyorum. Benim ana hesabıma da birkaç kez atak yapıldı. Bu atakları fark ettim. Habire şifre değiştirip duruyorum. O nedenle benim Facebook hesaplarımın güvende olmadığını, her an benim burada 25.000 takipçimin olduğu grubumun da yarın öbür gün hackleneceğini, işte spam amaçlı, reklam amaçlı ya da +18 içeriklerle paylaşımda bulunulmayacağının hiçbir garantisi yok. Bu nedenle sevgili arkadaşlar, bundan sonra sizlerle tartıştığımız, duyurularda bulunduğum, fikir alışverişinde bulunduğumuz otomasyon eğitimi Facebook grubumu linkinde, bu videonun da altına linkini koyacağım, gruba taşıdığımı, bundan sonra otomasyon eğitimi grubunda duyurularda bulunmayacağımı, paylaşımlarda bulunmayacağımı, Facebook hesaplarımın güven altında olmadığını bildirmek için sizlere bu videoyu çekiyorum. Ve sizlerden bir başka ricam daha var. Lütfen yine linkini vereceğim otomasyon eğitimi video sayfasına, Facebook sayfasına girdikten sonra oradan lütfen sayfayı şikayet ederek bu sayfanın kapanmasını sağlayın. Şikayette çıplaklık ve cinsellik barındıran içerikler var. Buradan sayfayı siz eğer şikayet ederseniz en azından bu sayfa kapanır ve arkadaşlarım, açık söylemek gerekirse rezil oldum ya. Yani arkadaşlarım arayıp hayırdır Mehmet, yani bu sayfadaki bu paylaşımlar ne diye bana soruyorlar. Rezil oluyorum. En azından sayfa kapanır da rezil olmaktan ben kurtulurum. Aynı rezilliği tekrar yaşamamak için otomasyon eğitimi
paylaşımı grubunda da bu grupta da bundan sonra paylaşımları durduruyorum ve bu paylaşımları LinkedIn grubuma taşıdığımı bildiriyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam lütfen otomasyon eğitim video sayfamı şikayet edip sayfanın kapanmasını sağlayın. Facebook'ta bu yaşadığımız ilk sorun değil. Daha önce de Teknovit olarak benim yayın yaptığım bir sayfam vardı. Orada da 177 bin üyeye, takipçiye ulaşmışken çok basit internette dolanan bir videonun telif hakları gerekçesiyle 177 bin takipçinin olduğu sayfam Facebook tarafından kapanmıştı. Hani tamam Facebook bize böyle bir olanak sağlıyor ama karşılığını da alıyor. Ve ben bu hem gruba hem sayfaya bir emek veriyorum. Paylaşımlarda bulunuyorum ve bunların hepsi bir anda havaya uçuyor gidiyor. Emeğimi geçtim, aynı zamanda da rezil oluyorum. O nedenle sevgili arkadaşlar, bu bilgiyi sizlere vermek için bu videoyu çekiyorum. İlgili açıklamalar videonun aşağıdaki linkler videonun açıklamalar kısmında olacak. Lütfen bu konuda bana yardımcı olun.